Bildiğiniz gibi aşılanma çalışması özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte turizm çalışanlarına doğru bir pozitif ayrımcılıkla yönlendirildi. Fakat bu çok kolay bir şey değil çünkü bizim ülkemizdeki turizm çalışanları çok ciddi bir orduyu oluşturuyor. Ve açılan ve açılmayan tesislerden de oluşuyor şu anda. O yüzden süreç biraz zorlanarak gitti ki bu diğer ülkelerde de aynı oldu. Mesela Yunanistan bütün çalışanlarının adalara dağılmasından dolayı bu aşılama çalışmasını pek yapamayacağını söyledi. İspanya ve İtalya turizm çalışanlarının aşılanmasının ayrıcalık olmasını doğru bulmadığından dolayı yapmayacaklarını dile getirdi. Biz başlamakta olan turizm sezonunda biraz da turist ve ülkemiz insanının güvenliğini sağlamak açısından insanlarla kontak halinde olan çalışanlarımızı aşılamayı öngördük. Bir kampanya başladı. Oldukça hızlı başladı ama çok hızlı devam etmedi. Şu ana kadar tahminimce %70, az önce İl Sağlık Müdürlüğü'ne de yazıştık. %70 civarında çalışanlar aşılanabildi. Bu sürecin herhalde yaz başına doğru tamamlanacağını düşünüyorum. Bir iletişim kazası oldu tabii dün. O maskelerin üzerinde ben aşılandım şeklinde bir mesajla turistlerin karşısına çıkılması konusu çok hoş durmadı. Biraz da insanlarda infial yarattı. Çünkü hala aşı olamayan ve sırası gelemeyen birçok insanımız var. Tepki gösterildi. Hem turizmciler hem halkımız buna tepki gösterdi ve bu yayından kaldırıldı. Tartışması daha devam ediyor, devam edecektir ama keşke bu tarz kararlarda, bu tarz tanıtım çalışmalarında sadece otelciler olmasa, onun içinde sosyologlar da olmalı, psikologlar da olmalı, turizmin bütün paydaşları olmalı, sivil toplum kuruluşlarının insanları olmalı. Çünkü turist de ona çok sıcak bakmayabilirdi. Böyle işte maskelerde ben aşılandım yazan insanlar varken turist açısından da çok hoş değil bu. Aynı zamanda o maskesi olmayan başka maskeyle gelen birisinin tehlikeli olması anlamına da geliyor. Bu yüzden bir iletişim sorunuydu, kazasıydı ve gündemden kalktı diye düşünüyorum. Bu zor şartlara rağmen 2020 bir şekilde hayatta kalabilme yılıydı turizm açısından. Zaten Temmuz başına kadar hiçbir hareketlilik yoktu. Temmuz itibariyle Antalya'ya uçaklar gelmeye başladı. Özellikle Rusya'nın ve Ukrayna'dan gelen uçaklarla ve dönem dönem kısıtlamalara rağmen Avrupa'dan, Almanya'dan gelen uçaklarla sektör bir nebze de olsa havaalanları açık kaldı. Uçaklar havada kalabildi. Otellerin yarıya yakını açabildi. Ancak bu tabii 2,5-3 aylık bir süreçti ve buradaki tabii ki ekonomik olarak da sayısal olarak da bizi rahatlatıcı veya sektörü kurtarıcı bir nitelikte değildi. Bu dönemde belki sadece işte bazı oteller ve bazı bölgeler ayakta kalabildi ama onun dışında önemli bir kısmı sektörün, önemli bir paydaşların önemli bir kısmı yine kapalı kalmak durumundaydılar. Dünyada da böyleydi ama sadece Türkiye'de değil veya Antalya'da da değil. Dünyada da turizm hareketliliği oldukça düştü. Yani toplam dünya turizmine 400 milyon civarında insan geçen senenin zor şartlarında seyahat edebildi. Bunun 15 milyonu Türkiye'ye geldi. Zor bir yıldı. Yani oksijene bağlandığımız, dışarıdan oksijen desteği aldığımız bir yıl gibi geldi bize. Bu yıl da onun tekrar gibi gözüküyor. Tabii ki daha iyi olmasını herkes bekliyordu ve ümit ediyordu. Fakat sürprizlerle karşılaştık. Bazı ülkelerin aldığı sert karar ve tedbirler Antalya'yı dolayısıyla Türkiye turizminde oldukça etkiledi. Özellikle Rusya'nın Türkiye'yi pandemiden dolayı tehlikeli ülke olarak ilan etmesi ve uçuşlarını durdurması, Almanya'nın Türkiye'yi yüksek rizikolu ülke olarak ilan etmesi, İngiltere'nin Türkiye uçuşlarını durdurması, bunlar zaten
Antalya'nın aynı zamanda Türkiye'nin en önemli üç pazarıydı. Şu anda o ülkelerden insan hareketlilik gelmiyor. Yani en fazla Almanya'dan gelen birkaç uçakla içinde de büyük bir kesiminin bizim yurt dışındaki Türk vatandaşlarının olduğu uçuşlar gerçekleşebiliyor. Bunlar dalga dalga üstümüze gelen, kabus gibi çöken kararlar oldu. Ve şu anda sadece Antalya'ya neredeyse Ukrayna'dan ve Polonya'dan birkaç tane de tek tük işte diğer bazı Avrupa ülkelerinden uçaklar geliyor ki bu normal 15 milyonluk bir turizm potansiyeline alışmış bir Antalya'nın neredeyse denizde bir kum tanesi gibi bir resim çizmesine neden oluyor. Bu sene ümidimiz Mayıs'ın sonuna geldik. Vakaların azalmasıyla bizim de yüksek rizikolu bölgeden bölge olmaktan çıkmamızla birlikte en azından bu kaynak pazarlarda ki bunlar en önemlileri Rusya, Almanya, İngiltere ve Avrupa'dan hareketliliği Temmuz ayından itibaren başlatabilmek ki otellerin arka arkaya 2 yıl kapalı kalmaması, çalışanların arka arkaya 2 yıl sadece kısa çalışma ödeneğiyle hayatını idame ettirmemeleri açısından gerçekten çok önemli. Burada Antalya'da her gün büyük park yerlerinde yatan yüzlerce boş duran otobüs var. Havaalanında uçaklar park pozisyonunda. Havaalanlarının çalışanları çok büyük bir kısmı ya işten ayrılmış durumda ya kısa çalışma ödeneğiyle devam ediyor. Yani bizim buradaki hayatımız tamamen tarım ve turizme bağlı Antalya'da. O yüzden bir an önce tekrar o hayata tutunabilmenin çabası içindeyiz biz de. Bu yılda geçtiğimiz yıldan korkarım çok daha iyi olmayacak. Bir nebze daha biraz erken başladığımız için, geçen sene Temmuz'da başlamıştık. Bir nebze daha iyi olacak ama dedim ya 15 milyon turist alan bir şehre işte 3-4 milyonluk bir volüm aslında çok bir şey ifade etmiyor diyebilirim. Artık sezonu bir şekilde sağ salim kapatıp önümüzdeki yılın en azından hasarsız geçmesini sağlayacak tedbirlere başvuracağız. Burada da yine sağlık her şeyin başında. Öncelikle sağlık konusundaki yapacağımız, göstereceğimiz performans geliyor diye düşünüyorum. Aslında Mart ayında bunun işaretlerini almıştık. Nasıl bir sezonun bizi beklediği ve Avrupa'daki ülkelerin nasıl reaksiyon vereceklerini. O zamanlar Yunanistan'ın önerdiği aşı pasaportu belgesi Avrupa'da bir oraya bir buraya çekiştirilip durdu. Fakat burada insanların kişisel haklarını, özgürlüklerini kısıtlayıcı olması sebebiyle bu çok kabul görmedi. Oradaki maddelerden bir tanesi ancak 2 aşıyı vuran insanların sadece ve sadece 27 Avrupa ülkesinde seyahat etmesini mümkün kılıyordu. Aşılar da zaten belli olan aşılardı. İşte BioNTech, AstraZeneca, Moderna aşılarını yapanlar seyahat edebilir deniliyordu. Yani çizilen çerçeveye baktığınızda Türkiye tamamen dışında bırakılmıştı. Bunu kademe kademe uygulamaya başladılar. Aşılanma süreci de devam ediyor. Şimdi ona bir yenisi eklendi. Şöyle ki, öncelikle Mayıs ayının sonu Avrupa'da tatil dönemidir. Bir dini tatilleri var 10 günlük. Bu dönemde öncelikle ülkeler kendi bahçelerini dolduracaklar, kendi ülkelerini dolduracaklar şeklinde bir yaklaşım oldu. Ve bütün ülkeler kendi turizm potansiyellerini hayata geçirmeye başladılar. İşte Almanya'daki aylardır kapalı olan oteller açıldı. İtalya'da turizm bölgeleri tekrar iç turizme açıldı. İspanya ona keza. Önce buna başlanıldı. Şimdi bu sürecin içindeyiz, bugünlerin içindeyiz. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde artık buradan taşacak olan yoğunluk, çünkü bu benim tahminime göre 200 milyon Avrupalının bu dönemde seyahate çıkacağı. Bu 200 milyon Avrupalı kendi ülkesinde tatil yapamayacağı için yurt dışına gidişlere de izin verilecek. İlk etapta bu 27 Avrupa ülkesine imkan sağlanacak ki bunun da ilk işaretleri
siz yazıda okumuştunuz. Yazının hemen arkasından 2-3 gün sonra zaten verildi. Bu yaz yurt dışı seyahatler Avrupa Birliği sınırları dahilinde mümkün olacak şeklinde bir ortak görüş içinde hareket etmeye başladılar. Önümüzdeki günler böyle geçecek. Yani yine önümüzdeki günlerde bize kapılar hala kapalı olacak diye düşünüyorum. Fakat ondan sonra işte Haziran ayının sonuna gelindiğinde bu bahsettiğim 200 milyonun neredeyse 150 milyonu ondan sonra tatile çıkacak. Onlar için de potansiyeli olan, o bütçeye imkan tanıyan, korona endişesinin azaldığı, azalmış olduğu bir Türkiye mutlaka gündeme gelecek. Çünkü her halükarda o potansiyeli kaldırabilecek en büyük aday ülke Türkiye, otelleriyle, ulaşım imkanlarıyla, fiyat rekabet gücüyle. Türkiye'nin kapılarının Temmuz başında tek tek bütün ülkelerin açılacağını düşünüyorum. Buna Rusya'yı da dahil ediyorum. Sonra bizi bekleyen işte 3 aylık bir kısa bir turizm sezonu olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, belki biraz Ekim'in de yarısı. Türkiye'ye zannediyorum 17-18 milyon civarında bu şartlarda turist gelir. Antalya'ya da 5 milyon civarında turist gelir. Ki bu çok da iyi bir, bu şartlarda çok iyi bir sonuç olur. Bu ancak işte bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir geçiş yılı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, o karar biraz böyle ani gelmekle birlikte biraz da biz o kararda bir gönül kırgınlığı hissiyatına kapıldık. Yoksa Rus misafirlerin Mısır'ı tercih etmesi gibi bir nedenden dolayı değil veya sağlık nedenlerinden dolayı değil, Türkiye'deki vakaların artışından dolayı değil, Mısır'da da çünkü durumlar daha iyi de değil. Aynı zamanda Rusya'da da daha iyi, bizden daha iyi değil. Özellikle aşılanma sürecinde Mısır çok çok gerilerde. Rusya'da bizim yarımız kadar aşılanmış bir ülke. Bu biraz böyle gönül kırgınlığıyla alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar Mısır'a giden bir Rus uçağı yok. Ukraynalılar gidiyor şu anda ama Ruslar henüz başlamadı. Yapılan görüşmelere göre Mayıs ortası itibariyle başlanması öngörülüyordu. Mısır'a zaten Haziran sonundan itibaren tatilcinin gitme şansı pek yok. Çünkü sıcaklıklar, yani Afrika ülkesi, sıcaklıklar çok yüksek derecelere erişiyor ve yaz döneminde orada tatil neredeyse çok mümkün değil. O yüzden tekrar Türkiye'nin kapısının çalınacağını düşünüyorum. O zamana kadar da aramızdaki pürüzler, konular, anlaşmazlıkların giderileceğini düşünüyorum. Bununla birlikte bizim de aşılanma sürecinin daha iyi gitmesi, vakaların azalması bu sonuçların hepsine bir ivme katacaktır ve tekrar Rusya, Antalya ve Türkiye uçuşlarına başlayacaktır. Ruslar için çünkü Antalya her zaman bir numara ve bundan da vazgeçmek istemiyorlar. Halkın da bu yönde çok ciddi bir talebi ve isteği olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Hatta Rus basında da bunu okuyoruz. O yüzden Temmuz'a kadar belki Mısır destinasyonuyla geçecek bu süreç. Ama Temmuz başından itibaren Türkiye'ye dönecek Rusya'dan gelen uçaklar. Çünkü zaten o tur operatörlerinin hemen hemen hepsi, en büyükleri, Türk kökenli tur operatörleri ki onlar da Türkiye'ye dönmenin şartlarını zorluyorlar sürekli.